Bienvenido a mi video ahora en estoy tomando un video para las personas que están mirándome hoy. En dostlarım, herkese merhabalar, ben Motivasyon Reis. Bugün konumuz ne? Arkadaşlar, bugün konumuz sizlere İspanyolca öğrenme sürecimi anlatacağım. Biliyorsunuz ki bir zamanlar Japonca çalışıyordum ve Japonca'yı bırakıp İspanyolca geçtim. Neden size Japonca çalışmayı bıraktım anlatacağım ve aynı zamanda sizin dil öğrenmeler yapmanız lazım. Bu tarz bilgiler vereceğim. Kendi tecrübelerime dayanaraktan. Bildiğiniz üzere ben İngilizce bilen bir insanım. İngilizce evde öğrendim. Evde kendi başına farklı diller öğrenebilen bir insanım. Kendimi bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince ve artık İspanyolca öğrenmeme karar verdim. Yaklaşık bundan 5 veya 6 ay önce, ama yeterli zamanım olmadığı için üstüne gerçekten iyi bir şekilde yoğunlaşamadım. Son zamanlarda üstüne yoğunlaşmaya başladım. Daha fazla yardım etmeye istemeye başladım diğer arkadaşlarımdan. Daha fazla yardım almaya çalıştım. Dolayısıyla artık biraz olsun videodan girişten anladığınız üzere artık yavaş yavaş konuşabiliyorum. Ve bu gelişim esnasında hem kendimi yorumlamak amacıyla hem de sizlere bazı öğrenmek isteyen arkadaşlar için İspanyolca hakkında veya dil öğrenme hakkında bazı tavsiyeler vereceğim. Arkadaşlar, ilk olarak bana çok soruyordunuz neden ben Japonca öğrenmeyi bıraktım ve İspanyolca geçtim. Bunun iki sebebi var. Bir, Japon kültürüne kendimi adapte olarak görmüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten tamam, benim Japonca öğrenme sebebim şuydu. Ben zamanında Japonlarla çok canlı yayın yapardım. Onun verdiği bir çocukluk dediğim bundan iki sene önce falan, ama onun da verdiği bir hevesle Japonca'ya başlamıştım. Ki Japonca öğrenecek arkadaşlara şöyle bir tavsiye verebilirim. Türkçe, biz Türk olduğumuz için Türkçe ana dilimiz. Biz daha çok Doğu dillerine çok benziyoruz. Yani Korece, Japonca. Bir Türk için bunları öğrenmesi çok kolay. Çünkü gramer yapımız aynı. Sondan eklemeli. Mesela Türkçe'de sondan eklemeliyiz. Japonca'da da öyle. Aynı Türkçe gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden öğrenmesi biraz daha basit oluyordu. Ama alfabelerinden bahsetmiyorum. Ben alfabelerini öğrenmeden çalışıyordum Japonca'yı. Sonrasında kendi kendime bir karar değiştirdim. Japonca ile İspanyolca'yı aynı anda götürmeye çalıştım. Haliyle götüremedim. O yüzden artık Japonca'ya bay bay demek zorunda kaldım. Ve İspanyolca'ya yaklaşık 6 aydan beri İspanyolca çalışıyorum. Ve bunda kendimde şu yolları izliyorum İspanyolca çalışırken. Biliyorsunuz ki benim dünyanın her yerinden arkadaşlarım var. Ana dili İspanyolca'dan arkadaşlarımdan yardım istiyorum bu süreçte. Mesela Ekvatorlu arkadaşım var, ona soruyorum. Meksikalı arkadaşım var, ona soruyorum. Honduraslı arkadaşım var, onlara soruyorum. Bir şekilde kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Bakın, İspanyolca öğrenmek isteyen çok insan var aranızda. Sizlere şunu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Global bir dünyada yaşıyoruz ve İngilizce olmadan gerçekten hayatınızda bir şey yapamazsınız. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız, amacınız sadece ne bileyim oturduğunuz şehirde bir şeyler yapmak değilse, dünyaya açılmak istiyorsanız, daha büyük işler yapmak istiyorsanız, adınızdan söz ettirmek istiyorsanız abicim, mutlaka İspanyolcadan ve öteki dillerden ziyade İngilizceyi önce öğrenin. Bakın, önceliğiniz, sevseniz de sevmeseniz de İngilizce ana diliniz gibi çok akıcı bir şekilde kendinizi çok iyi bir şekilde ifade edebilene kadar İngilizceyi çalışın abi. Önce İngilizce konuşun, sonrasında İspanyolcaymış, Rusçaymış, Japoncasıymış, ne öğreniyorsanız öğrenin. Artık işinizin sektörüne göre onu bilmem ben, ama size tavsiyem kesinlikle şudur arkadaşlar. Mutlaka öncelikle yapmanız gereken şey İngilizce öğrenmektir. İngilizce öğrenin, sonra diğer dillere geçin. Mesela ben bakıyorum arkadaşlarıma, adam diyor ki mesela ben abicim İspanyolca öğrenim. Ya kardeşim İngilizce biliyor musun? Yok bilmiyorum. Üstünüz şunu da bilmiyorsunuz, yanlış anlamayın. Şimdi İngilizce, bakın birçok dille tecrübem olmuş biri olarak söylüyorum bunları. Birçok dili öğrenmeye çalıştım, bazen bıraktım. Kimisini öğrenebildim, kimisini öğrenemedim. Ama İngilizce öğrenebileceğiniz en basit dildir. İspanyolca İngilizceden çok çok daha zor. Ha, bu benim kendi tecrübelerim tabii. Bana zor geldi. Belki size kolay gelecek ama bir kere en basitinden şöyle örnek verecek olursak, ulan İngilizce'de mesela I am diyorsun, you are diyorsun, mesela sallıyorum, we are diyorsun. Veya he, she, it, is. Değil mi? Bu kadar. Ama İspanyolca onun 6 tane farklı şey var ya. Yo soy, tu eres, ne bileyim, tu estaba, nosotros vivimos. Hani sonları değişiyor abi. Şu an aklıma gelmedi hızlı konuştuğum için ama. Cümlenin sonu değişiyor. Almanca'da da böyle. Artikellerine göre mesela. El turco, la turca. Anladın mı? La pero, la puerta. Çok, yani dişil veri olduğu için değişiyor ve buna göre siz cümlenizi kuruyorsunuz. Mesela İspanyolca'da. O yüzden İspanyolca bana biraz daha öğrenmesi zor geldi. Yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Neyi yapılamaz? Ama İngilizce için, yani İngilizce gerçekten çok basit değil arkadaşlar. Zor, öğrenmesi zor, farkındayım. Yeni diller öğrenmeye çalışıyorsunuz. O yüzden şu an beni izliyorsunuz. Ama İspanyolca öğrenmek, yani ve Almanca gerçekten zor. Almanca'da şu an ben İngiliz dili ve edebiyatı okuduğum için Almanca'da biz zorunlu ders olarak alıyoruz 4 sene boyunca. Yani bundan, Allah nasip ederse bundan belki 2 sene sonra I can speak 3 different languages with people. That's why I'm just trying to improve myself in the future. And voy a ser el mejor en mi vida. Böyle arkadaşlar, yani kendinizi size böyle tavsiyelerde bulunabilirim. İspanyolca yerine önce İngilizcenizi öğrenin.
bu daha bir global bir dil olduğu için size yardımcı olacaktır bu konuda. Peki nasıl çalıştığımı size söyleyecek olursam şu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi yabancı arkadaşlarımdan yardım istemeye çalışıyorum. Yardım istemekten çekinmeyin. Dili zaten böyle öğrenirsiniz. Hani ben şuna da karşıyım. Ya abi kursa gideceğim. Ya kursa gitmek zorunda değilsiniz ya kardeşim. Biz kursa gitmiyoruz. Anladınız mı? Bu dili öğrenen insanlar kursa giderek öğrenmiyor. Hani öğrenenler de var. Elinizde YouTube var ya. YouTube'da istediğiniz her şeyi bulursunuz. Yazıyorsunuz hemen. Hola, işte como estás? Hani nasılsın? Merhaba, iyi günler. Günaydın. Falan. Bu kadar arkadaşlar. Önce yavaş yavaş öğrenin. Çok sabırsızsınız. Dil öğrenmek bir sabır işidir. Anladınız mı? Dil öğrenmek bir sabır işidir. Dolayısıyla yani hemen olsun hemen yapayım falan böyle bir şey yok. Gerekirse bir sene çalışacaksınız. Gerekirse 1,5-2 sene çalışacaksınız. Gerekirse ilk başta da konuşamayacaksınız. Bunlar çok normal şeyler. Adam geliyor lan bir ay dil çalıştım. Ben konuşamam. Dolayısıyla arkadaşlar benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Sizlere sadece bunu tavsiye ederim. Umarım hayatınızda istediğinizi başarabilirsiniz. Sadece dil öğrenirken bu yolda bir şekilde gitmeye devam edelim arkadaşlar. Herkes kendini bilir. Benim tek çarem gelecekte daha başarılı bir insan olabilmek için ve en büyük açık yolum dil öğrenmekten geçiyor. O yüzden kendimi tanıdığım için böyle bir yola başvurdum. Siz de kendinizi hayatınızda ona göre bazı adımlar atarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Mesela ticaret yapabilirsiniz. Ne bileyim farklı işler yapabilirsiniz. O işlere yönelebilirsiniz ama yapamadığınız bir şeyi de zorlamayın arkadaşlar. Ben mesela sağlık meslekten çıktım. Sağlık meslek bana göre değildi. İnsanlarla ilgilenmek, ne bileyim o hastalara bakmak. Benlik bir meslek değil. Kendimi tanıyorum. Dolayısıyla değiştirdim ve İngiliz dil edebiyatını kazandım. Şimdi de dil öğrenip yurt dışında bir şekilde açılmaya çalışıyoruz inşallah. Hani hedeflerimiz bu yönde. Sizin için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz daha fazla dil öğrenme, macera, otostop, uçmalı, kaçmalı, vurmalı, kırmalı videolar için mutlaka ne yapıyorsunuz? Motivasyon Reis'i takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ben Motivasyon Reis. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.